Merhabalar, Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere taze fasulyeyi kokussuz, taptaze bir şekilde buzlukta nasıl saklayabiliriz? Onun videosunu çekmek istedim. Ben fasulyelerimi öncesinde hazırladım. Burada 1,5 kilo kadar taze fasulyem var. Ama şöyle 3-5 tanesini de ayırt ettim. Nasıl bu hale getirdiğimi göstermek için öncelikle şu kısımlarını alıyoruz. Muhtemelen bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Daha sonrasında da istediğiniz boyutlarda şöyle parçalara ayırıyorsunuz. İsterseniz kalın gelirse bir bıçak yardımıyla şöyle ortadan da kesip o şekilde de dilimleyebilirsiniz. Ben bu şekilde kırarak hazırladım. Hazırladıktan sonra yani kenarlarını ayıklayıp kırdıktan sonra güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonrasında da iyice kurumasını bekledim. Hemen kurumasını istiyorsanız eğer bir sofra bezinin üzerine yıkamış olduğunuz fasulyelerinizi serip hemen kurumasını sağlayabilirsiniz. Mutlaka kuru olması lazım. Kesinlikle ıslak olmasın. Ben fasulyemi bu şekilde buzdolabına yani buzdolabı poşetlerine kaldırıp buzluğa kaldıracağım. Herhangi bir haşlama, kavurma işlemi yapmıyorum ben. Aynen bu şekilde şöyle buzdolabı poşetlerini koyuyorum. Ben bunu üçe ayıracağım. Fasulyelerimi bu şekilde 3 poşete pay ettim. Şimdi teker teker şöyle yayacağım. Daha sonrasında şöyle bir pipet yerleştiriyorum içerisine. Havasını alacağım. Havasını aldıktan sonra hemen şöyle poşetimizi bağlıyoruz. Evet, ilk poşetimi hazırladım. Diğer poşetlerine de aynı işlemi uygulayacağım. Olduğum gibi diğer poşetlerime de aynı işlemi uyguladım. Hepsine teker teker havasını aldım ve bağladım. Böylelikle hem daha düzgün oluyor hem de daha az yer kaplamış oluyor. Bunları böylece buzluğa kaldıracağım ve donduracağım. Yemeğini yapacağım zaman da buzun çözülmeden direkt buzlu buzlu bir şekilde pişiriyorum. Ben düdüklüde yapıyorum. Normal tencerede hiç yapmadım. Nasıl olur bilmiyorum ama düdüklüde çok çabuk bir şekilde pişiyor. Taze fasulyemi ben her zaman bu şekilde saklıyorum ve kesinlikle koku olmuyor. Aynı tazenin lezzetinde, güzelliğinde oluyor. Kesinlikle denemelisiniz dedim. Eğer daha öncesinde bu şekilde denemediyseniz deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.